beşli çeteye verilen dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar, emin olun hiçbir çocuk yatağa aşırmaz. Açık ve net yine ifade edeyim. Sözler bana ait değil. Sözler Aydın'da bir sivil toplum kuruluşunun, bir meslek odasının başkanlığa ait sözler. İfade edeyim. 22 saat önce söylenen sözler bunlar. Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı 22 saat önce şunu söylüyor. Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Kesile kesile nereye kadar gidecek bu? Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri, kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız. Hayvancılık sektörünün, üreticinin sırtındaki yükün, tepesindeki balyozun artık inmesi gerekir. Milletin gücü kalmadı diyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Bu bir siyasetçi değil. Bu bir üretici. Üreticiler adına konuşuyor. Hayvan kalmayacak diyor. Süt kalmayacak diyor. Bugün süt üreticileri perişan. Markete gittiğiniz zaman kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz. Bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. 98 lira. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi asgari ücretli veya geliri olmayan bir aile çocuğuna düzenli süt alabilecek ve verebilecek? Bu nedenle biz daha önce yaptığımız gibi bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Saray ve sarayın yetkilileri bunu ne kadar duyarlar bilmiyorum. Ne kadar görürler bilmiyorum. Ama kendilerine açık ve net söylüyorum. Benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı içindir. Benim yaptığım çağrı bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Benim yaptığım çağrı Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır. Benim yaptığım çağrı eğer 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu Türkiye'nin itibarına gölge durur. Ben Türkiye'nin itibarını, Türkiye'nin saygınlığını aynı zamanda koruyorum. Et ve süt kurumu çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı. Et ve süt kurumunu birilerine, onun kaynaklarını birilerine peşkeş çekerseniz, onun kaynaklarını üreticiye değil de birilerine tahsis ederseniz çocuklar yatağı aç girer. Bu nedenle çağrımı yeniliyorum. Tekrar ifade ediyorum. Beşli çeteye sağladığın imkanları, milyarlarca doları, onun binde birini üreticiye verirseniz bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Bu çağrımı tekrar bütün medyanın 84 milyonun önünde tekrar dillendiriyorum. Çağrı. Burası bağımsız bir kurum. Et ve süt kurumu burası. Et ve süt kurumu burası bir kit. Çünkü et ve süt kurumu aynı zamanda plan ve bütçe komisyonunda bütün milletvekillerine, affedersiniz kit komisyonunda, kit komisyonunu oluşturan bütün partilerin milletvekillerine gelip hesap veren bir kurumdur. Dolayısıyla buraya gelmek et ve süt açısından da son derece değerli. Onun için geldim. Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Randevu almadan gittiğinize yönelik eleştiriler var. Randevu almadan gittiğinize yönelik eleştiriler var. Randevu için telefon ettim arkadaşlar. Randevu verilmedi şu ana kadar. Siz bir şey söylediniz. Gıda sektörü siyasete alet ediliyor dedi Sayın Bakan. Sayın Bakan siyasetin ne olduğunu bilmiyor. Otobüse binen kişi siyaset karar aldığı için otobüse biner ve bedelini öder. Çiftçi destek görmezse sağlıklı üretim yapamaz. Desteği sağlayacak olan siyaset kurumudur. Bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar Türk lirası alacağı var. Bir daha ifade edeyim. Saray hükümetinden çiftçinin, üreticinin, besicinin 211 milyar lira alacağı var. 211 milyar lira gasp edilmiştir. 211 milyar lira beşli çeteye tahsis edilmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.